Dinimiz, insanlar arası ilişkileri düzenleyen ve onları mutlu etmeyi amaçlayan değerler koymuştur. Bu değerler, toplumların birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını ve mutlu birer toplum olmalarını sağlamayı amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden biri olamaz? A. Dürüstlük, B. Yardımseverlik, C. Hoşgörü, D. Bencillik. Doğru cevap D. Bencillik. Vatan, bayrak, milli marş. Verilen ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Dini değerler, B. Milli değerler, C. Ahlak kuralları, D. Örf adetler. Doğru cevap B. Milli değerler. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi metnin akışını bozmaktadır? Birinci cümle, Türk milleti sevgi, saygı ve dayanışmaya her zaman çok önem vermiştir. İkinci cümle, çünkü dayanışmanın özünde iyiliği sevmek ve kötülükten kaçınmak vardır. Üçüncü cümle, insan her durumda öncelikle kendi çıkarlarını ön planda tutmalıdır. Dördüncü cümle, örneğin Kurtuluş Savaşı milletçe birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Doğru cevap C. 3. Elif, arkadaşlarıyla din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrendikleri kavramların özelliklerini verip kelime bulmaca oyunu oynuyorlar. Elif'in verdiği özellikler şunlardır. Birinci özellik ev halkı. İkinci özellik Hazreti Peygamber'in ailesi. Elif'in özelliklerini verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Adab-ı Muhaşeret, B. Mevlid Kandili, C. Hane-i Saadet, D. Ehl-i Beyt. Doğru cevap D. Ehl-i Beyt. Hazreti Peygamber'in torunları Hasan ve Hüseyin, ondan kendilerine deve almasını istediler. Onların bu isteğini yerine getiremeyen Peygamberimiz, torunlarının üzülmesini istememiş ve şakayla karışık dört ayak olup, haydi binin bundan daha iyi deve mi olur buyurmuştur. Bu parçadan hareketle Peygamberimiz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Torunlarını çok severdi. B. Torunlarıyla şakalaşırdı. C. Torunlarını nazikçe reddetmiştir. D. Torunlarına olan sevgisiyle örnek olmuştur. Doğru cevap C. Torunlarını nazikçe reddetmiştir. İslam dinini bizlere ulaştıran ve güzel ahlakıyla bizlere örnek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme milletçe derin sevgi ve saygı duyarız. Bu saygı kültürümüzde çok çeşitli şekillerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu saygı ifadelerinden biri değildir? A. İsmini her zaman saygıyla anmak, B. Adı anıldığında salavat getirmek, C. Mübarek gün ve gecelerde mevlid okutmak, D. İnsanüstü özellikler vermek. Doğru cevap. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizde çocuklara Hazreti Peygamber'in adı konulur. Fakat ülkemizde Muhammed ismi yerine Mehmet ismi daha fazla konulur. Aşağıdakilerden hangisi metindeki açıklamaya neden olarak gösterilebilir? A. Peygamberimizin izin vermemesi, B. Mehmet isminin söylenişinin daha kolay olması, C. Hazreti Peygamber'e olan sevgi ve saygı, D. Muhammed isminin Türkçe bir kelime olmaması. Doğru cevap D. Muhammed isminin Türkçe bir kelime olmaması. Allah ve melekleri peygamberlere çokça salavat ederler. Ey müminler,
Siz de ona çokça salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ashab suresi 56. ayet. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Yukarıda söylenen duaya toplumumuzda genel olarak ne ad verilir? A. Salavat, B. Kunut, C. Sadaka, D. Rabbena. Doğru cevap A. Salavat.